Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde ses bilgisini işleyeceğiz. Biliyorsunuz ses bilgisi ÖSYM'nin vazgeçemediği konulardan biri. Her sene KPSS ve LYS'de çıkan banko konulardan bir tanesi. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Çıkmış soruları işleyeceğiz ve bu çıkmış sorular üzerinden size hangi sorunun pratik olarak nasıl çözüldüğünü anlatacağız. O yüzden dikkatlice dinleyin beni. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. KPSS 2013 sorusu arkadaşlar. Ne demiş? Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır demiş. Şöyle, ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum demiş. Anlamıyorum. Fark ettiyseniz burada MMA olumsuzluk eki var değil mi? Peki MMA şeklinde mi yazılmış? Hayır, tabii ki de M şeklinde yazılmış. Ama ekimizin orijinali M'ydı değil mi? Buradaki MA M şeklinde yazılmış. Değişen ünlümüz hangisi? A ünlümüz değil mi? A düz ünlüyken dar ünlüye dönüşmüş. Buradan da ünlü daralması var diyebiliriz. Cevabımız Adana. Peki hocam, ünlü daralması nasıl oluyor? Fiilimiz arkadaşlar, fiil, fiilimizin sonu e veya a ile bitecek ve bunlardan sonra yor eki geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Ünlü daralması oluyor. Örneğin bekle fiilinde olduğu gibi. Bekle artı yor. Bekliyor mu diyorsun yoksa bekliyor mu diyorsun? Fark ettiyseniz burada da bir ünlü daralması olmuş. Peki hocam, ünlü daralması ile ilgili bir pratiğimiz var mı? Var tabii ki de arkadaşlar. Şöyle size şunu söyleyeyim. Mıyor, miyor, muyor, miyor. Gördüğün yerde ünlü daralmasını yapıştır. Peki sorumuzda var mıydı? Vardı arkadaşlar. Mıyor'u gördün mü? Evet. O zaman ünlü daralması vardır. Bu kadar basit. İkinci sorumuzda ne demiş? İkinci sorumuzda bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmemektedir? Zaten son yıllarda çıkan soru tipimiz bu arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. Bu arada bakalım hangi ses olayları var ya da yok. Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması demiş. Ünsüz yumuşaması, yani ünsüz değişimi. Ünlü türemesi demiş. Şöyle, hırkasını çekiştirdi, sandalyenin kenarına ilişti. Arkadaşlar, iliş diydi normalde bu değil mi? Görülen geçmiş zaman ekimiz. Ne olmuş? D, T'ye dönüşmüş ve benzeşme var. Nasıl oluyor benzeşme arkadaşlar? Hemen kısaca anlatayım. Fıstıkçı Şahap, biliyorsunuz. Fıstıkçı Şahap. Neydi? Sert ünsüzlerdi değil mi arkadaşlar? Bunlardan sonra C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde arkadaşlar, C, D, G neye dönüşüyordu? C, Ç'ye, D, T'ye, G, K'ye dönüşüyordu. Yani burada olduğu gibi arkadaşlar, Ş ile bitmiş değil mi? D ile başlayan B'ye kalmış. D neye dönüşmüş? T'ye dönüşmüş. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Başka ne var? Hemen bakıyoruz. Azıcık kelimemizde ne var arkadaşlar? Az artı cık ekimizi mi almış arkadaşlar? Evet. Buradan da ünlü türemesi olduğunu görebiliyorsunuz. Ünlü türemesi var.
Soluklandı. Bir iki kere konuşmaya yeltendi. Sonra eliyle ağzını hafifçe kapatarak ağzını, ağız kelimemizde arkadaşlar ne var? Çekim eki aldığı için ne olmuş? Buradaki ünlümüz düşmüş mü? Buradan da ünlü düşmesi var diyebilir miyiz? Evet. Hafifçe kapatarak şarkı söylüyormuşçasına söylüyormuş. Bak. Burada da söylemek fiilimiz ne olmuş arkadaşlar? Yörekimi almış. Evet. Buradan da söylüyormuşçasına şeklinde e üye mi dönüşmüş? Ünlü daralması mı var? Evet. Hemen şıklarımıza bakalım. Ünlü türemesi var mı? Ünlü türemesi var. Sonra ünlü düşmesi var. Ünsüz benzeşmesi var. Başka ünlü daralması var. Cevabımız ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Peki ünsüz yumuşaması nasıl oluyordu? P, Ç, T, K ile biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse ne oluyordu arkadaşlar? P, Ç, T, K, B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyordu. Mesela ağaç. Ne oldu? Ünlüyle başlayan bir ek getirdik. Ağacı mı dedik? Ne oldu? Ç, C'ye dönüştü. Kitap. P ile bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Ne olacak arkadaşlar? Kitaba. Ne oldu? Burada da ünsüz yumuşaması, yani ünsüz değişimi oldu mu? Evet. Devam ediyoruz. Bu sorumuzu çözelim. 2017 LYS sorusu. Yani AYT sorusu. Bu dizilerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Artık bu şekilde gelecek sorularımız zaten. Hangisi yoktur demiş bize. Ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun. Sevmiyordun. Burada memam var. Evet, biraz önce yapmıştık. Ne olmuş arkadaşlar? Sevmiyordun. E neye dönüşmüş? İ'ye dönüşmüş. Burada daralma var. Ünlü daralması. Bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Sevdiğin. Sevdik, değil mi? Sevdiğin. Burada ne demiştik? P, Ç, T, K ile biten. P, Ç, T, K ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan ek gelirse, fark ettiyseniz burada ünlüyle başlayan ek mi gelmiş? Evet. Ne olur arkadaşlar? P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşürdü. Peki burada sevdiğin yumuşak G de vardı. Ne olmuş? K yumuşak G'ye mi dönüşmüş? Evet. Buradan da yumuşama var diyebiliriz. Yumuşama var. Sonra çöp gibi bir oğlandı, ipince hayırsızın biriydi, fikrimce biriydi arkadaşlar. Biri idi. Ek fiilimizi bitişik yazmışız. Burada normalde i vardı. İ düşmüş araya. Y yardımcı sesi mi girmiş? Evet. Bunu da ünsüz türemesi olarak alıyor. Artık ÖSYM
ve ünsüz türemesi olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Şimdi bakalım neleri gördük? Ünlü daralması gördük. Var. Sonra yumuşama gördük. Var. Sonra ünsüz türemesi gördük. Ünsüz türemesi gördük. Var. Ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesi. Fikir. Fikir kelimesinde arkadaşlar. Fikir kelimesinde ne düşmüş? Ünlü düşmüş değil mi? Ünlü düşmesi de var. Cevabımız ne o zaman arkadaşlar? Cevabımız Adana. Ne demiştik? Burada PCTK ile biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan ek geldiğinde BCDG ya da yumuşak G'ye dönüşürdü. Bu olaya da yumuşama diyorduk değil mi? Ünsüz yumuşaması diyorduk. Pratik olarak konuya fazla hakim olmayan arkadaşım sana söylüyorum. K eğer yumuşak G'ye dönüşmüşse ve sen bundan eminsen ne yaparsın orada? Direkt ünsüz yumuşaması yapabilirsin. Eğer ki ünsüz yumuşamasıyla ünsüz benzeşmesini birbirine karıştırıyorsan. Tekrar söylüyorum. K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünden eminsen, K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünden eminsen ne yapıyorsun? Orada yumuşama var diyebiliyorsun. Çıkmış soru yine 2012 YGS sorumuz. Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran demiş. Bakalım arkadaşlar hemen böyle uzun uzadıya okumaya gerek yok. Verdik. Burada ne var arkadaşlar? K yumuşak G'ye mi dönüşmüş? Evet. Burada verdiği yumuşama. Her uzun aranın ardından yeni albümüyle burada Y türemiş. Gönlümüzü ne var arkadaşlar burada? Gönlümüz. Burada ünlü düşmesi mi var? Sonra fethetmeyi yine burada fetih etmeyi değil mi? Yine ünlü düşmesi var. Başaran pop müziği. Bak burada yine yumuşama var. Sanatçısı. Sanatçı. C'ydi. Ç'ye dönüşmüş arkadaşlar. Burada da ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesi var. Ayrıca burada kaynaştırma harfimiz de var. Kaynaştırma harfi zaten şıklarda geçmiyor. Yazmaya gerek yok. Sonra bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor. Etkilemek fiilimize yor ekimizi getirdik. Ne oldu arkadaşlar? Etkiliyor oldu değil mi? Yani E ünlümüz, düz ünlümüz dar ünlüye yani İ'ye dönüştü mü? Evet. Burada da daralma var. O zaman daralma var. Sonra yumuşama var. Benzeşme var. Sonra ünlü düşmesi var. Değil mi? Ünlü düşmesi var. Cevabımız Denizli arkadaşlar.